Herkese merhaba. Death is Catch The Game'in ilk tanıtım videosunu izlediniz. Kasım 2018'de duyuruldu. Yani bir tür video çekemedim. Sadece haberini falan yapmıştım. Şimdi yılın ilk videosu Death is Catch The Game olacak. Zaten özel bir oyun bizim için. Çünkü bunun ilk oyunu 2008'de çıkmıştı. Death is Catch Alaskan Storm diye. Daha sonra bir oyun daha çıkardılar ama o oyun çok kötüydü. En sonunda bir tane mobil oyun falan çıkarmış. O da piyasadan silinmiş. Ama en iyisi 2008 yılında çıkan oyundu. Hani efsanedir. Bu duyuru geldikten sonra artık onu da tekrar oynamak gerekiyor. Yani çünkü ilk oyuna yakışacak derecede bir özellik var oyunda. Kaliteli olmuş. Playway'in bir oyunu Ultimate Games geliştiriyor. 2019 yılında PC çıkacak. Konsollara oyun çıkartıyorlar aslında ama hani pek böyle güncel oyunlar, böyle büyük oyunlar konsollara gelmiyor henüz. Çünkü bazıları sorunlu çıkıyor, bazılarında eksikler falan oluyor, böyle daha sonra uyarlıyorlar. Car Mechanic Simulator 2018'de mesela geliştiriliyor şu an konsol için ama işte bu yıl, önümüzdeki yani bu yıl, önümüzdeki yılı kalmadı artık, 2019'a girdik zaten, bugün 2 Ocak. Gelecek konsollarda. Şimdi Death is Catch the Game Ultimate Games geliştiriyor dedik. Ya videoyu izlediniz, çok güzel. Bir sürü Steam'de falan, Steam'de de listelenmiş durumda. İşte özellikle falan yanıyor. Tam böyle ayrıntı olarak ne olacağını şu an bilmiyoruz. Yani bir tane gemi gösteriyor bize. Northwest'in gemisi yok mesela. Anson kardeşlerin gemisinden, çünkü elemanlar geliştirmişti o ilk oyun. Onlar odaktaydı. Tabi diğer gemiler de vardı o programdaki. Zaten Death is Catch'i bilmeyen için işte Ölümcül Av Discovery Channel'da yayınlanıyor 2005 yılından beri. Hatta ilk oyun zaten 2008'den çıktı da PC ve Windows XP ve Vista. Ne uğraşıyordum ya. Vista ile birlikte tabii Xbox 360'a çıkmıştı o zaman. Daha sonraki oyunu, ikinci Sea of Chaos oyunu da şey yapmışlardı. PlayStation 3, Xbox 360 ve Wii için çıkarmışlardı, Nintendo Wii için. O çok kötüydü böyle zaten. Onu yapan stüdyo daha sonra iflas etmiş 2012 yılında. Biraz araştırdım yani böyle bir sürü kronolojik şeyine göre anlatayım diye de, tabi anlatırken videoda öyle olmayacak. Her neyse, şimdi Ultimate Games Ultimate Fishing Simulator diye bir balık tutma simülasyonu yapmış. Çok güzel, ayrıntılı, böyle bir sürü özelliğin oldu hani. Yani bu balıkçılık, bu balık tutma simülasyonu diyebileceğiniz bir güzel bir oyun yapmışlar. Böyle bir sürü özellik var. Yani diğer rakiplerinden ayrılıyor o bakımdan. Buzda mesela, öyle göllerde, gerçek alanlarda buzda balık tutuyorsunuz vesaire, böyle bir sürü suyun altını görüyorsunuz falan, olta çeşitleridir vesaire, böyle onun animasyonudur, simülasyonu falan, bir sürü özelliği var. Türkçe desteği de var şu an, Steam'de alabilirsiniz onu. Yani balık tutma oyunu alacaksınız şu an bu devirde, eğlenmek istiyorsanız da aynı zamanda Ultimate Fishing Simulator tavsiye edilir. Ondan sonra Kasım'da onlar bir tane de oyun çıkardılar, Professional Fishing diye. Onlar da free to play, basit bir balık tutma oyunu yine. Öyle oyunlar var zaten bir sürü. Bu da öyle bir oyun oldu ama tabi önemli olan diğer oyun. Şimdi bunu duyurdular. Bunun lisans anlaşması Haziran 2018'de yapılmış ama ben bunu kaçırmışım. Bunlar borsaya bildiri yapıyorlar yani, borsaya ne yaptıklarını falan, işte bir şirket olduğu için yatırımcıları falan var. Playway yani bildirim yapıyor sürekli, aylık, haftalık. Daha sonra fark ettim, tabi duyurulmuş zaten oyun da. Yine başka şeyler yakaladım gerçi geçen hafta. Discovery Channel'da bunlar şimdi bayağı bir oyun yapıyorlar. Gold Rush The Game yapmışlardı. Code Horizon geliştirmiş, çıkarmış. Çok güzel bir oyun. Yani çok eski oynadık. İlk çıktığı zamanlar oynadık. Hatta ilk demosu oynadık. Daha sonra tam sürümü geldi oynadık. Bir seri yaptık da oyuna gelen güncellemelerde yani o kadar çok şey var ki, mevsimler eklendi bir kere zaten. En son yine bir güncelleme yapmış. Yani gelen özelliklerde hep simülasyon var. Hep simülasyon var. Ya nereye kadar gidecek bu? Yani sıkıntılar oluyor bazı oyunların, performans sorunları, ama yani bir şekilde adam sana özellik veriyor. Yani saatlerce oynayabileceğin bir dünya sunuyor. Bir sürü özellik veriyor. Kaçınmıyor yani özelliklerden, saklamıyor senden. Diğerleri öyle yapıyor. Saklıyorlar özellikleri, geliştirmiyorlar. Ama Playway stüdyoları kurduğu için yani zamanında, ve işte Playway'in aslında şeyle yani böyle hissedar şeyini de görmüştüm. Yani yabancı bir şirket var. Şu an adını unuttum. Böyle baş harflerden oluşan bir şey vardı. Kıbrıslı bu şirket, yani Kıbrıs'ta aslında. Vergi mükellefi diyelim. Playway'in yatırımcısı, en büyük hissedarı falan diyelim. Şey, böyle kurulan bütün stüdyolarda Playway'in hissesi var. Satılıyorlar sonra işte borsada vesaire. Bir sürü stüdyo var zaten. Bir sürü oyun geliştiriliyor. Discovery Channel içinde de işte bir sürü 20'den fazla oyun çıkacakmış 2020 yılına kadar. Şimdi en son ne alınmıştı? Mindbuster var Discovery Channel'da. Onun da oyunu gelecek yakında, 2019 yılında sonuna doğru. Bir de Naked and Nude mu vardı? Neydi? Böyle bir oyun vardı. Çıplaklar işte Survival oyun. Yani oyun değil aslında, program Discovery Channel'da yayınlanan. Adada işte, hayatta kalmaya çalışan çıplak bir şekilde. Tabi sansürlü olarak izliyorsunuz vesaire de.
Onun da bir oyunu gelecek. O da nasıl bir oyun olacak göreceğiz. Her neyse onlar tabii fasafiso ama Death Escape the Game 2019 yılında çıkacak. Yarısında bekleniyor. İlk yarısında bekleniyor. Yani Haziran aylarında falan bekleniyor oyun. Şimdi bizim için önemli olan nedir? Su fizikleri. Burada iyi görünüyor. Yani bu video tabii özel işte yetenekler, işte motorda falan anlıyor, kaydediyor. Çok ayrıntılı görüyorsun ama biz bu grafiği tabii bu özellikleri oyunda görebiliyoruz. PlayAway oyunlarında her zaman böyle oluyor. Bu gemiyi kullanacağız da burada hem üçüncü şahıs hem de birinci şahıs olarak biz gemiyi yönetiyoruz. Yani çalışan, yani işçi alma ilk oyunda olduğu gibi orada işte gerçek karakterler falan vardı. Öyle bir şey yok gibi görünüyor. Burada bütün işleri yapacağız. Kaptan olacağız. Yine balık değil, yengeç avlıyoruz burada. Yengeçleri biz avlayacağız. İşte vinçleri biz kontrol edeceğiz. Bütün makineleri vesaire. Kafeslere yemleri koyacaksınız. Sonra karıncayla bu şekilde kafeslerin olduğu şeyi çekeceksiniz vesaire. Yani çok güzel görünüyor. Yengeçlerin 3 boyut olarak işte gerçekçi modelleme falan görüyorsunuz. Dişiler var, bebek olanlar falan var, küçük olanlar. Onları bırakıyorsunuz, geri toplamıyorsunuz. Böyle ayrıntılar zaten var. Yine Alaska'da geçiyor, Bering Denizi'nde. Yani limanlar vesaire olacak. Büyük bir işte okyanus, büyük bir deniz. Orada işte vinçle görüyorsunuz, kafeste yerleştiriyorsunuz vesaire, böyle şeyler vardı. Yani fizikleriydi, böyle animasyonlardı, mekaniklerdi. Tam istediğimiz gibi yani ilk oyuna yakışır derecede bir oyun olmuş. Buzullarda da ilk oyunda oynuyordu ve geminin böyle modeli buz tutuyordu, böyle arızalar oluyordu, mekanik falan, böyle vinçler arızalanıyordu, bir şeyler oluyordu böyle. Tabii insanlar, işte orada çalışanlar aslanıyordu böyle. Ya yani çok güzeldi yani, böyle inanılmaz bir oyun ya. Yani bak o kadar yıl geçti ama ona benzer oyunlar çıktı. Mesela bir Fishing Benzie gibi güzel bir oyun çıktı ama işte su fiziklerinden sınıfta kaldı, performansa sınıfta kaldı. Güzeldi mesela, ona da işçileri alıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Performansa falan var ama yani eski oyundan tadı gerçekten başka. Şimdi burada yine buzullardan geçiyorsun. Bak buzulları kuruyorsun falan. Ya bunlar olabiliyor bak. Bunlar gerçekten zor değil, yapılabiliyor. İsteyince tabii, yetenekli insanlar olduğu sürece takımda, stüdyoda yapabilirler. Tabii tam olarak bir oynanış videosu gelmedi henüz. İşte yine fırtına vesaire olacak. Böyle 40 feet boyutuna ve büyük dalgalar olabiliyordu. Hani ilk oyunda da vardı, bunda da var. Hatta Ultimate Games, yani su altında yapıyor onlar. Ultimate Fishing Simulator'da su altında da işte görebiliyorsunuz balıkları falan. Kancayı ona göre işte oltayı yapıyordunuz. Su altında görebiliyoruz. Bunda da herhalde öyle bir şey olacak. Bir açık kamera açısı olacak. Göreceğiz. Ya da işte bu video için mi yaptılar ama bence olur gibi geliyor. İşte sıfırdan başlıyoruz yine. Gemimizi alıyoruz. İşte zengin olmaya çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Gemimizi işte yükseltme yapıyoruz. Mesela yeni özellikler, yeni winchler herhalde, daha hızlı olmamız, motor yükseltmeli falan olacak. Radar. Buna Fishing Benzie'den söyle. Fishing Benzie de bu yükseltme çünkü çok güzel. Kapasiteyi artırıyorsunuz. Radarı güncelliyorsunuz. İşte ışıkları, gece çalışırken mesela onları güncelliyorsunuz, motoru güncelliyorsunuz falan, başka ekipmanlar varsa onları koyuyorsunuz falan. Bu şekilde oluyordu. Tabii bunun liman tarafı var. Limanı şu an görmedik, başka şeyler görmedik ama limanda tabii gemiden inebilme var mıdır? Çünkü dolaşabileceğiz gibi duruyor gemide. Onu söyleyeyim. Bir karakterimiz olacak. Yani dolaşabileceğiz tabii, first person'da falan o şekilde oynayacağız da. Onun dışında işçi alamıyoruz ama başka gemiler olacak mesela. O programda gemilerin hepsi olacak mı? Yani bu gemiler şu an yeni. O programda gemiler bayağı iyiydi. Yani bilmiyoruz onu şu an için. Sırası birkaç şey göstereceğim. Şimdi bunu Moonlight diye bir stüdyo da var. O da geliştiriyor. Ultimate Games'le birlikte Discovery Channel için. Yani bu lisans anlaşmaları devam ediyor. Alaska Interactive Simulator da var biliyorsunuz, Discovery Channel'da işte. Onunla birlikte yapılıyor. Yani böyle böyle bir sürü oyun yapılacak. Orada hatta en son şey Transroad Railway Simulator diye bir şey duydular. Yani tam ismi o değil de, yani Transroad dediğim de şey ya. Sibirya'da geçen demir yolu simülasyonu geliyor böyle. Yine mevsimlerin böyle farklı, hava koşullarının farklı zorlukların olduğu bir demir yolu simülatörü geliyor. Böyle Sovyet trenleri olacak. Ekranda görürsünüz şimdi fotoğrafını falan. Henüz onun böyle tanıtım videosu paylaşılmadı. Sadece birkaç tane görselden oluşan bir slide yapmışlar. Video olarak yayınladılar. İşte fikirleri sordular da Facebook tarafından bir şey cevaplanmadı. Çünkü millet yani tam oyun videosu olmadan öyle şeylere pek yorum yapamıyor ve hani adamlar da öyle şey yapıyor. Tabii Moğolistan'a geçen mesela bir gümrük simülatörü yapılıyor şu an. Polis oluyoruz yani, gümrük memuru oluyoruz. Böyle kaçak maçak şey, kaçakçılık yapanları yakalıyoruz filan. Aracın her tarafını arıyoruz. Lastikleri kesiyoruz vesaire. Yani böyle oyunlar yapılıyor sonuçta. Death Escape The Game'de böyle önümüzdeki yıl, yani değil, artık 2019'a girdik. Tekrar söylüyorum bunu da.
bu yıl çıkacak olan önemli oyunlardan birisi. Yani benim beklediğim, daha doğrusu önemli oyunlardan birisi. Bazı oyunlar, bir sürü güzel oyun çıkıyor böyle, meslek simülasyonu, ama yani onları oynuyorsunuz geçiyor. Bazı oyunlar var ama onlar oynamaya değer, zaman harcamaya değer oyunlar oluyor. Ekran görüntüne bakalım. Ben burada direkt, ben ilk gördüm bunu, ulan bir düştü Facebook'ta, çığlık attım be, gözümden yaş geldi valla. Niye ya, seviyor insan yani, bazı oyunlar özeldir. Ondan Steam'de zaten ekleyebilirsin, Türkçe desteği de var. Şimdi mesela şöyle bakalım ekran görüntülerine. İşte bu açılar, kamera açıları. Yani su fizikleri iyi olacak. Öyle öyle olacak yani, daha Fishing Benzi'den 100 kat daha güzel görünür yani. Ama tabii bugün güncellemeler devam edecektir oyun çıktıktan sonra da. Hani çıktığında umarım böyle çok ciddi performans sorunları da olmaz. Daha rahat oynarız. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şimdi ilk olarak ilk oyunun bir videosunu izleyelim bak mesela. Bu ilk oyunun şeyi direkt. Hatta ilk oyunda bu Amerikan Sağlık Güvenlik Gemisi ve helikopterini ilk kez kullanılmış, ilk kez göstermiş bir oyunda. Bunu Liquid Studios diye bir işte takım geliştirmiş de, şöyle Green Wave falan yayınlamıştı. Yani bakmayın böyle grafikler olduğunu, hani şimdi bunun HD sürümü gelseydi var Steam'e falan, Steam'e satılmıyor, korsan indirmek zorundayız artık. Yani Amazon'da Xbox 360 şeyi satılıyormuş gibi, ama yani nerede alacaksın da geleceksin, oynayacaksın. Hatta benim de bir videom vardı. Çok böyle başladım ama oynayamamıştım ya, onu getirememiştim. Şöyle. Yani ben daha ne zaman oynamıştık? Bayağı oldu ya bunu oynayalı. Mesela yani işte böyle bir sürü oynanışı vardı zaten. Yani oynamaya değer ya, belki yayında açarız bakarız. Bu eğitim kısmı. Bu şekilde oynuyorduk yani. Yine su fizikleri burada da çok iyiydi ya yani. Yani buradaki tadı alamadık bir daha. İşte buradaki özellikler aşağı yukarı işte. Onların kendi Playben yaptığı oyunlardaki kendi özellikler vesaire olacak yeni oyunda. Hani yakında bunun ayrıntıları gelir. 2019'da girdik zaten. Hani birkaç haftaya öğreniriz. Belki bir video daha çekeriz öyle. Çünkü adamlar yapıyorlar yani. Şimdi ilk oyunu geliştiren Liquid Dragon Studios, Green Wave'de yayınlamıştı Xbox 360 ve Windows XP ile Vista için 2008 yılında. 2005 yılında geliştirmeye başlamışlar, 2008 yılında çıkarmışlar. 2005 yılında zaten Discovery Channel'daki bu Deadly Sketch Alaskan ustam değil yani, Deadly Sketch programı başlamıştı. Şu an 8. sezon var, yani 8 sezonluk bir program bu şu an, YouTube bölüm falan varmış. İkinci oyun da şeyde geçiyor yine, aynı yerde geçiyordu ya, başka bir video yapmış bunu. Crave Entertainment diye. Onlar da 2010 Kasım'da çıkarmışlar bu oyunu. Ama 2012 yılında stüdyo iflas etmiş. Bir de eski bir stüdyoymuş. Hani 20 yıllık şu an hatta. 1997'de falan kurulmuş da sonra iflas etmiş. Hatta bunun multiplayer özelliği falan da var ama turnuvalar falan düzenliyorsunuz aranızda işte. İşte ne kadar balık yakalıyor falan. Zaten o tarz bir oyun olmuş. Ekran görüntü falan olacak, videosu olacak. Basit bir oyun şu an, kötü bir oyun yani, şu an PC'de zaten yok, olsa da oynarsınız ama yani yine de öyle bir oyun. Daha sonra 2015 yılında bunlar bir mobil oyun yaptırmışlar. Mesela şu an ekranda yine videosunu göreceksiniz. Deathly Sketch Seas of Fury diye Tapitor şirketiyle iPower Game Group işbirliğiyle, işte Discovery bunu yayınlamış 2015 yılında iOS ve Android için. Bir de Amazon'da da var. Yalnız oyun şu an piyasada yok. Yani App Store'da ya da Google Play'de bulamıyorsunuz şu an. İşte iTunes'da veya işte Google Play mağazasında şu an çıkmıyor. O da ayrı bir hikaye. Neden? Mesela şimdi işte doğru yolu buldular bence. Doğru bir işbirliği. Discovery Channel için, bu Playveil'de çıkaracakları oyunlar açısından konuşuyorum. Çünkü çok güzel oyunlar yapılıyor. Yani bütün oyunlar aşağı yukarı aynı kalitede, aynı özellikleri barındıran, yani ne yapılıyorsa o oyunla, o meslekle, o işle ilgili ne varsa temel özellik olarak hepsini yapmaya çalışıyorlar. Güzel oluyor yani. Zaten çıkardıkları son oyunlar hep popüler olacak oyunlar, işte hep oynamaya değer oyunlar. Tabi bazıları dediğim gibi yani bir kere oynuyorsun bitiyor, ama bazıları yani
değerli bir şey işte olduğu için yapılıyor. Şimdi bu adamlar ne çıkaracak? Şimdi kamyon simülatörü geliyor. Bir Alaskan Truck Simulator yandan geliyor da hani ne lazım? Bir oyun daha geliştiriliyor çiftçilik simülasyonu için. Ben bu duyuru zaten bekliyordum ama geldi. İşte kamyonu bekledim, geldi. Şimdi çiftçilik simülasyonu bekliyorum. Çiftçilik simülasyonu yani Farming Simulator 19 çıktı. Oynuyoruz. Hatta bugün sunucudaki haritayı değiştirdik filan da. Çiftçilik simülasyonu geliştiriyor. Şu an adı Real Farm'lı bir şeylerdi. Sim Fabric yapıyordu ama Sim Fabric aynı zamanda elektronik tadilat simülatörü yapıyor. Böyle telefon, tablet, laptop tamiri yapabileceğiniz böyle ayrıntılı böyle kartına falan o bütün cihazların parçalarına kadar girebildiğiniz bir oyun yapılıyor. Bu yıl çıkacak inşallah. Hatta bu ay sonu Tank Mechanic Simulator çıkacak. O da var mesela. Ama ertelenmişti Tank Mechanic Simulator. Onda hatta dinamik arazi var. Baya tank böyle çamura falan batıyor ama çok da bir çamur uçuk demeyelim ama dinamik arazi var yani. İşte çiftçilik simülasyonunda bu gördüğünüz şey Gold Rush'ta yani bir sürü oyunda gördüğünüz mekanikler, özellikler aşağı yukarı olacaktır. Ama daha duyurulmadı. İyi olana kadar duyurmazlar. Duyurulduğunda böyle yine ağzımız açık izleriz videosunu yine gördüğümüzde. Zaten duyurulduğunda yine öğrenirsiniz. Yani video bu kadar. Güzel bir oyun geliyor. Siz de yorumlarınızı yazarsınız. Oynayanlar varsa ilk oyunu. Her çarşamba, yani yeni yılda böyle videolar çekmeye çalışacağım. Yani videonun konusu şey olacak aslında böyle birkaç işte yeni bir şey ya da arkada kalan bir olayı anlatacağımız video olacak. İşte yeni bir oyun varsa onunla ilgili bir şeyler anlatacağım. Haftaya ne olur yani belki Eurocoach Simulator olur. Haftaya şeye bağlı. Belki çok özel bir şey olur. Belki onu tekrar konuşuruz ama onu böyle çok konuşmak istemiyorum. Böyle planlı gitmesi gerekiyor. Acaba ne? Yakında öğrenirsiniz. İlerliyoruz. Şu an güzel şey oluyor ama bakalım göreceğiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda Cuma günü. Hoşçakalın.